Şimdi Üsküdar'a söyleyeceğim. Üsküdar'a söylemeden bu programı bitiremem Allah'ın izniyle. Dönersem kahve mülkçü kardeşler varsa onu da okuyacağım. Bir elinde 14, bir elinde güller var. Onu da okurum inşallah. Bu vakitte ne var çabuk geçiyor başkanım? 40 dakika oldu çıkan sonra. İnanılır gibi. Ama ben devam edeceğim. Öyle bir saatte, bir buçuk saatte olmaz. Bir şey anlatacağım. Bu Sayın Genel Başkanımız Mehmet'in eserinden bahsediyor. Mehmet'in eseri Kıbrıs Savaşı'nda yazılmış. Bir albay tarafından yazılmış bir şiirdi. Ben bestesini yaptım. O vakitler Türkiye Cumhuriyeti'nin hali, tarzı, tavrı, hüznü daha değişikti. Savaşta askerlerimizden bir tanesi vuruluyor. Onu revire kaldırıyorlar, yani hastaneye kaldırıyorlar. Doktor diyor ki, yanındaki arkadaşlarına, kimse yok. Bu arkadaşınız kendine geldiğinde sizden su isteyecek. Ona su vermeyin. Eğer su verirseniz onu kaybedersiniz diyor. Tabii yaralı asker bir zaman sonra kendine geliyor. Kendine geldiğinde bana su verir misiniz diyor. Askerler su vermiyor ona. Bana neden su vermiyorsunuz diyor. Askerler yine su veriyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Tabi asker kendine geldikçe böyle sağını solunu kontrol eder ya, yani elini kolunu falan böyle bir bacağıyla diğer bacağını kontrol ettiğinde bakıyor ki bacağının birisi yoktur. Bacağı kopmuş. Bombanın gerisinde. Bacağının koptuğunu hissedince ciğerleri daha dayanıyor. Diyor ki bana su verin. Allah aşkına bana bir su verin diyor. Askerler de diyor ki biz sana su veremeyiz. Ben diyor bu vatan için bacağımın birini verdim. Siz bana bir yudum suyu çok mu görüyorsunuz? Şimdi ülkücü hareketin dününe bugününe bakıyoruz. Aynı oradaki asker gibi. Dün cezaevlerinde kalmış binlerce abimiz İdam sehpalarına gitmiş onlarca abimiz zindanlarda çürümüş bir gençlik. O günlerden bugüne bakıldığında ortada genel başkanımız, il başkanımız, teşkilat başkanlarımız dünü ve bugünü kıyaslandığında dün de sohbetini ettik başkanlarımızla birlikte. Mesela bu slogan konusu çok önemlidir. İdeolojik hareketler içerisinde slogan çok önemlidir. Rastgele sözlerden bahsetmiyorum. İşte Mustafa Başkanımızla, Genel Başkanımızla bugün de aynı konuya temas edildi. Ülkücü hareketin bir sloganı vardı. Diyordu ki, ya ülkücüler devletleşecek, ya devlet ülkücüleşecek. Şimdi hedef gösteren sloganları vardır ideolojik hareketlerin. Hedef gösteren bir slogan. Diyordu ki dün, evet gün gelecek, günler birbirini kovalayacak, öyle bir zaman gelecek ki ya ülkücüler gerçekten devlet olacak veya da adam gibi adamın birisi çıkacak, devleti ülkücüleştirecek. İşte onu yapalım. Genel var. Çilesini çektik, eziyetini gördük, idamlara gittik, öldük, öldük, yeniden dirildik. Öldürüldük, öldürüldük, yeniden var olduk. Cenab-ı Allah bu ay yıldızlı bayrağın rengini şehitlerimizin kanıyla soldurmadı. Sonsuza kadar rengini kaybetmeyecek bir bayrağın sahibiyiz. Bununla ilgili ülkücü hareketin dün çekmiş olduğu çileyi fitneye, fesata, hasete çevirenlere yazıklar olsun diyoruz sadece. Başka hiçbir şey değil. Ülkücülükteki kastım sadece bizim dünya görüşümüz olduğu için değildir.
Müslüman ve Türk'ün bulunduğu her alanı kapsar. İster CHP'li olsun, ister AKP'li olsun, ister şu partiden, ister bu partiden, hiç fark etmez. Yeter ki vatanına, milletine, dinine, devletine ihanet etmesin. İhanet etmesin yeter. İstediğimiz başka bir şey yok. Onlar ülkücü olmak zorunda değiller. Olmasınlar da. Yeter ki hainlik etmesinler. Bunu söylüyoruz. Yoksa bu kimliği taşıyan herkes bizim öz be öz kardeşimizdir Allah'ın izniyle. Şimdi bağrım yara gönül kırık huzuruna durdum ya Rab. Al bayrak payımız olmuş. Ne şehitler verdin ya Rab. Bir doğru görürüz. Birader şarkısını okudum. Olur. Birader şarkısı güzel bir şarkı gerçekten.
birader Üsküdar, Türk'ün türküsü, bir elinde 14'ü bir elinde güller var. Ondan sonra birkaç tane şiir görmüş önce. Oy oh, yok.